Uçtan gitmiştir o ismi, lazım değil. Mutluluğun kokusu. Yusuf da sever umarım. Maşallah yavrum. Dün yatak döşek yatıyordun ağlamaktan. Bugün yüzünde güller açıyor. Ne o? Bir şey mi oldu? Sonunda kimsenin yapamadığını ben yaptım. Gülce'yi kapının önüne koydular. Ne diyorsun sen Suna? Ne yaptın ki? Anne sakin ol. Korkulacak bir şey yok. Yusuf'la o kızın Nevin teyzeden gizledikleri bir mesele vardı. Onu duyurdum sadece. E malum annesi de oğluna çok düşkün. O kız kapı önüne tekme. Ne diyorsun sen Suna? Gülce nasıl oldu acaba? Daha evleneli kaç gün oldu ki? Yazık kıza. Anne, geleyim mi? Gelme, istemiyorum. Ama annem yapma böyle, ne olur. Üzülüyorum seni görünce oğlum. Rahat bırakın beni. Gelme. Hep benim yüzümden. Yanına gitsem, ben buradayım üzülme desem. Ama yapamam ki. Gerçek karısı mıyım sanki? Anne lütfen 5 dakika geleyim. İstemiyorum dedim, gelme oğlum. Peki anne. Sen dinlenmene bak, ben buralardayım. Efendim? Tamam, geliyorum. İnsanların hayatını mahvettim. Ne hallere düştüler benim yüzümden. Ah ablacığım. Keşke seni hemen bulsam da çıksam hayatlarından. Onlar da rahat etse keşke. Ah ablam, neredesin? Feriha abla. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen nasıl kaldırıyorsun bunu tek başına? Ben de yardım edeyim. Yok sağ ol. Yorma kendini. Suna anlatırken duydum olanları. Kıyamam sana. Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. İnsan bilemiyor tabii neyle karşılaşacağını. Merak etme, benden sır çıkmaz. Burada tek yarenim sen oldun. Sağ ol abla, eksik olma. Yusuf, bir de sen Feriha abla. Siz olmasaydınız ne yapardım burada bir başıma? Hadi gel taşıyalım. Yok, ya şimdi içeriden bir şey falan derler. Senin de huzurun kaçmasın benim yüzümden. Merak etme, kimse bir şey demez. Ben de bir ucundan tutarım, hemen biter işin. Şu haline bak, yorulmuşsun belli. Peki.